Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle alayım çantanızı. Güzel geçti. Çok güzeldi. Buyurun geçin. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şöyle. Çantanızı alabilirim. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Tamam, koyun da şöyle. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şöyle alayım isterseniz ilk. Tamam, çantanızı da alayım. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yoruldunuz mu? Bir tutunuz mu? İyi geçti. Yorulmadık. İyi. Güzel geçti. Buyurun geçin isterseniz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti bugün? Çok iyi geçti. Yoruldunuz mu? Biraz ama yoruldu. Güzeldi. Alalım montunuzu isterseniz. Çantanızı da alayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Buyurun geçin siz. Cuma'ya kadar getireceğim balonumu. Bakalım. Getirecek misin? Bugün rengi değişmiş ama. Her gün renkler değişecek. İyi. Getir her gün bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş merhabalar herkese. Merhabalar. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Size de merhabalar. Merhaba. Teşekkürler. Nasılsınız? Bugünün gününüz nasıl geçti? Güzel. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Balonumuz gene gelmiş. Perfect evet. Yazılı. Ha? Evet. Balon gelmiş geri patlayacak galiba bugün. Patlatacağım. Üstüne perfect yani. Cuma'ya kadar ama patlatacağım. Ama ben şey, benim günümde sen patlatmadan ben patlatacağım onu. Benim gelinim yazdı perfect yazısını. Çünkü o masasında da perfect denildiği için o gönderdi balonu da. O yüzden mi patlatılacak bugün? Evet, o yüzden patlatılacak. Biz perfect bir masa bekliyoruz bugün. Valla sunumu nasıl buldunuz? Bence sunum olarak çok güzel başladık ama siz ne düşünüyorsunuz? Sunum kır bahçesi gibi olmuş. Bahar aylarındayız zaten. Benimki de bahar. Ben de sandettim ki böyle ağaç altında bir masada yemek yiyecek. Dallar kırılmış, başımızdan aşağı dökülmüş. Böyle olacak. Olur mu çiçek öyle güzel. Şey? Evet. Ne güzel, sizi doğayla iç içe gibi hissettirdim bence. Yok, ben bu de çok güzel işte, bir şey. Dal kırılmış masamızın üzerine düşmüş gibi. Peki siz nasıl buldunuz sofrayı? Çiçeğim çok güzel. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Gül gibi görebildim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hanımlar? Hep Leon. İyi. Size bakamıyorum sofraya bakmaktan. Sağ olun. Ne kadar gösterişli bir sofra. Siyahlar. Ahmal efendim. Ay. Teşekkür ederim. Ay beğendiniz mi sofrayı? Ay. Nasıl Havva Hanım? Şık mı? İyidir. Şıktır evet güzel soframız. Mi? Şık mıdır? Siz nasıl buldunuz her şeyi? Ne yazıyordu? Perfect. Gelinimin hediyesi. Perfect. Bir perfect'tir gidiyor yani. Niye perfect yazıyor biliyor musun? Söylediğime pişman evet, oldum. Evet annem söyledi mi? Evet. Yolladı. Gelinim yolladı. Perfect değil. Gelinim yok. Hülya mı yolladı? Evet. Hülya'dan bir perfect balonu. Hoş sen istemiyordun bugün ama Tuğçe. Evet. Evet. Evet istemiyorum. Gülüyorsun ama istemiyordun. Yani Neslin kendi Hanım bilir, bir fark etmez yani. Ama dün istemiyordun, gelinim çok tatlı. Yani gelinimle öyle bir şey. Çok takılmadım. Ya çok takılmadım. Zaten yemekleri yediğinde bence patlatamayacaksınız siz de. Bakalım. Bakalım. Zaten bir patlatmaya fırsatımız olmayacak diyor. Kesin patlatacağım da. Çünkü hı-hı, gelinime çok haksızlık edildi. Ama şimdi bir sebebin olması lazım. Yani şimdi durduk yere kendime haksızlık edildi olmaz. Yani bu balonu patlatmak için bir sebep lazım. Hadi dün mayının evet, uyumsuzluğundan bulamıyorsun. Dedin. Ya sebep nasıl bulamayayım? Bizim yemeklerimiz 5-6 mıydı? Kesinlikle değildi. 7'lik 8'lik. 6'dan bir düşük puan değil. Evet sizler için bir yalnız de düşük demekler yaptı. 5-6 düşük peki, değil mi? 34 evet, çok düşük da. Dünkü menüye 8-7 geldi. Bizimki ondan da mı düşüktü? Sofra biraz sizin öyle düşük gibiliriz. O masadaki gibi. Ama peçetelerinizi alın ya. Peçeteli çorba içmeyin. Peçetelerimiz yok. Eksoğumuz vardı. Nasıl peçeteleriniz yoktu bizde? Peçete yok muydu sizde? Vardı. Zuhal Hanım olmaz olur mu? Vardı. Hepsi hangi peçeteler yoktu Havva Hanım? Peçete bir tane vardı şu kaşık var bunun başka yerleri masanın üstüne konulmuştu ya direkt onları söyle. Ama şey peçetelik de vardı isteyebilirdin. Yine düşük vermedik. Nasıl 5 düşük değil mi sizce? Balonla gelmiş ama bence yemekleri beğendiği için balonu patlatamayacak. Köfteli yoğurt çorbası.
Ama ben sana 6 verdim, sen bana okkalı bir 3 verdin. Okkalı. Canım benim. O yemeklerin Ramazan evet, sofrasına yani değil. Evet. Acıydı. Hayır, çorban Ramazan sofrasına ait değildi. Acı çok değildi. Acıydı. İlkten senin, öyle başlanmaz. Sen, Ramazan ayındayız. Sen öyle düşünüyorsun ama yani ara sıcakların acıydı. Dün bir sefer o 3'ü verirken hiç yüzün kızarmadan verdi. Hayır. Çünkü benim gelinime de 5 verirken evet, sizin yüzünüz evet, kızardı. Bir de şunu söyleyeyim. Verirken... O balon patlatmam bu gece benim gelinim belki de 4-5 sefer uykudan fırladı vallahi kalktı. Valla 2 gecedir ben de hiç uyumuyorum. 5-6'ları hmm, görünce masada bir ben saniye, de uyumuyorum. Gelininiz balon yüzünden teşekkür uykudan ederim mı fırladı? Evet, gerçekten de. Rüyasında da mı balon patlamış? Hayır, o ses tabanınıza onun herhalde mi beynine yerleşti ki. Kaç sefer gerçekten sizinkini de alabilirim. Bak kaç büyük sefer travma yaratmışsınız Ayşe Hanım. Evet, gerçekten balon de benim gelinim ya, hala beşleri, yatıyor biliyor musun? Çok hassas. Çok hassas. Vallahi çok hassas. Neden biliyor musunuz Zuhal Hanım? Onun hiç kimsesi yok burada ya. He. O yüzden evde o kadar çok ağladı. O ara ben oturuyordum, baktım kendi biraz daldı, uyudu. Bir baktım böyle bir silkindi, kalktı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aynı böyle ben de bismillahirrahmanirrahim ne oldu dedim. Dedi ki balon patlatması hala kulağımdan gitmiyor. Bu kadar travma yapacak, sonuçta bu bir yarışma. Kaldıramıyorsa katılmasaydı. Bana patlatırsa balonu hiç önemli değil, güler geçerim. Biz de onların gününde pilates topu patlatırız. Dilber Hanım, benim gelinimin de buradaki şimdi orada yok. Şimdi bak bir tanem, onu başka bir yolundan anlatmak başka. Bir de böyle balonu getirip de patlatmak çok yanlış bir şey. Sen de bana ikide bir hakkımı helal evet etmiyorum. Hakkımı. Evet. Burası çünkü hak yeri değil. Burası hak yeri değil. Burası bir yarışma. Burada. Şöyle hayır. Bir, her yemekler burada konuşulacak. Çünkü burada gelinlerimizin burada hayır bir emeği var. Hep bütün gelinlerimizin emeği evet var. Ama benim ben gelinim emeği yok ama muydu? Ama ben sana 4-5 vermedim ki. 6 verdin. 6 da çok düşüktü. Tamam, sen de bana dün 5 vereydin. Tamam abi. 5'lik değildi ki senin yemeğin. Benim yemeğim 5'lik değildi. Acıydı Ramazan şeyine. Acıydı hep. Hani sen acıyı severdin. Ya ben severim ama Ramazan ayında acı ilk çorba hani başlanmaz. Hani severdin acıyı. Tamam severim. Dolma işte benim gelinim Adanalı dolma. Tamam şey severiz olur ama Ramazan ayında acı olmaz. Bütün yemeklerin acıydı senin ya. Yalnız acı diye de 3 puan da verilir miydi ya? Yani. Ama yani çok ya olacak çok iş değil. Yani gerçekten ama de. Çok, bizim ama de bütün bugün de görecek. İşte köftelerimiz bugün de vardı görecek. Ama şimdi bizim de diyorsunuz vardı da. Bakın sizinkini tartışmıyorum. Nesrin Hanım bir dördü bana bir patlattı. O bir şok. O da şok, olmadı. Şok. Ama yani 5'i kullandığım bugün için Nesrin ben 4 bugün Nesrin Hanım seninkini de görecek. Yani görün. Evet. Ne yapalım bakalım görün. Bugün biz ot mu yiyeceğim, ne yiyeceğim vallahi bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Çorba evet geldi otlu. Evet. Yani. Evet, ot. Hele de biz Antepli ottan hiç işimiz olmaz. Diyorsunuz. Hayır, kesinlikle. İşimiz olmaz ottan. Ama işte yeşil zeytin var. Gelinimiz Hatay'da bulmuş, oraya ait mezelerden yapacak. Tamam da onlardan yeşil zeytinle markette çok. İşki kendin yapacaksın. Ha. Evet. Bassaydı zeytinleri öncesinde hesap bassaydı etti. Ay olabilir. Evet. Peki Zühan kendisi mı yaptığından getirebilirdi evet zeytini. Öyle market geldi zaten. Öyle, öyle mi geldi? Kendiniz öyle getirdin. Tamam. Kendim o zaman bir şey diyemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.